Merhaba sevgili öğrencilerim. 8. sınıf inkılap Tarihi dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımızda 20 soru var. Bir tane jokerimiz var. Önce durdurun kendiniz çözün. Aldığınız puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Her sorunun puan değeri 5'tir. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum, haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Tanzimat fermanına bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor bize. Bakalım. Tanzimat fermanı 1839 ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesi olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler içinde zorunlu hale getirildi. Acaba bu hangi yorum yapılamaz diyor bize bakalım. Hukuki alanda tüm vatandaşlara eşitlik getirilmiştir diyor. İlk cümleden bunu anlayabilirim. Din, dil, ırk farkı gözetmek sizin. Bütün Osmanlı vatandaşlar kanun önünde eşit olmuşlar. A seçeneğini eledim. Halkın can ve mal güvenliği güvence altına alınmıştır. Can ve mal bakın buradaki cümleden al, anlayabilirim bunu. Can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesi Altında olduğu vurgulandı. B de ulaştım. Keyfi cezalandırmanın önüne geçilmiştir. Bunu da son cümleden anlayabilirim. Mahkeme kararı olmadan kimse cezalandıramaz diyor. Yani hukuk önüne çıkacaksın cezanı o şekilde alacaksın demek ki keyfi cezalandırmanın önüne geçilmiştir. Kesinlikle doğru. Azınlıklara önemli ayrıcalıklar verilmiştir. Tanzimat fermanıyla verilmiştir ama benim yukarıdaki ifadeden paragraftan bunu çıkarttım. Söylenemez. Doğru cevabım C seçeneği. İki numaralı sorumuz Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği verilen gelişmelere ortam hazırlamıştır? Bakalım. Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklar Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Avrupalı devletlerin desteğiyle ayaklanmaya başlamıştır. Milliyetçilik kendi milliyetini ön planda tutuyorsun. Şimdi Osmanlı çok uluslu bir devlete sahip. İçerisinde Sırbı var, Yunanı var, Bulgarı var değil mi? Ermenisi var. Bunlar Karadağlısı var, Bulgarı var vesaire bunlar da milliyetçilik akımından etkilenip ayaklanmaya başlıyorlar. Değil mi? Biz kendi devletimizi kurmak istiyoruz. Yunanistan diyor ki ben Yunan diyor ki ben Yunanistan devletini kurmak istiyorum. Sırp öyle diyor. Karadağlı öyle diyor. Bulgar öyle diyor vesaire vesaire. Avrupalı devletin desteğiyle ayaklanmaya başladılar. Bu ayaklanmaların sonucunda Osmanlılar daha da zayıfladı. Sırplar, Yunanlar, Karahanlar ve Bulgarlar gibi Balkan milletleri bağımsızlık kazanarak Osmanlı devletinden Ayrıldılar. Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği verilen gelişmelere yani bu ayrılmalara ortam hazırlamıştır? Çocuklar çok uluslu bir yapıya sahip olmasından dolayı milliyetçilik akımından etkileniyorlar. Yani sadece Türklerden oluşmuyor Osmanlı Devleti. İçerisinde birden fazla ırk olduğu için milliyetçilik akımından etkilenip kendi bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bu şekilde de Osmanlı Devleti toprak kaybetmeye devam ediyor. Üç numaralı sorumuz paragrafta Selanik şehrinin hangi alandaki özelliğinden bahsedilmemiştir diyor. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıfla dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. İlkokul seviyesi 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz ama iki gün önceden söylemeniz gerekiyor. Velileriniz bizi 507 215 26 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilir. Selanik şehrinin hangi alandaki özelliğinden bahsedilmemiştir? Toplumsal, askeri, ekonomik ulaşım. Bakalım. Selanik önemli bir liman kentiydi. Liman kenti olması onun daha çok işte ihracat, ithalattan buradan ekonomiyi ee, bulabiliyorum. Ee, bu özelliği görebiliyorum. İstanbul, Belgrad, Manastır gibi şehirler ile demir yolu ulaşım imkanı vardı. D seçeneğinde eleyelim değil mi? Peki. Ticaret gelişmişti. Ekonomi, ticaret. Onu zaten C seçeneğinde eledik. Avrupa'da basılan yayınlara da ulaşılabiliyordu. Bu nedenle Avrupa'da ortaya çıkan fikirler Selanik'te etkili oluyordu. Ben buradan da e, toplumsal olarak birbirlerinden etkilendiklerini de görüyorum. Askeri var mı acaba burada? Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Arnavutların beraber yaşadığı Selanik'te milliyetçilik fikrinin yayılması çatışma ortamının doğmasına neden oldu. Son cümlede yine toplumsal bir olaydan bahsediyor ama askeri bir olay şu savaş çıktı işte e, ne bileyim bu Balkan Savaşı'na katıldı ya da e, 2. Balkan Savaşı'na katıldı ya da Kurtuluş Savaşı. Öyle bir ifade yok burada. O zaman doğru cevabın B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz buna göre Selanik şehrinin yapısı Mustafa Kemal'de aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur diyor bize bakalım. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rumlar, Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar ve Yahudi gibi farklı etnik ve dini kökenden gelen topluluklar bir arada yaşamaktaydı. Çocuklar böyle bir arada yaşayan topluluklardan mesela Hatay'da bunu görebilirsin. Burada yaşayan insanlar farklı düşüncelere saygılı olurlar. Yani bu özelliği Selanik'in bu özelliğinden dolayı Mustafa Kemal'de farklı düşüncelere saygılı olma özelliği ortaya çıkmıştır. Cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuz verilen parçada sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nin hangi alanda etkilediğine vurgu yapılmıştır bakalım. Sanayi inkılabı ile seri üretime geçen Avrupalı devletler kendilerine yeni pazarlar bulma çabasına girdiler. Bu pazarlardan birisi de kuşkusuz Osmanlı topraklarıydı. Ucuza üretilen ürünler Osmanlı pazarlarında satılmaya başlandı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin el tezgahlarında ürettiği mallar satılmadı. Zamanla pazarlarda yerli ürünlerden çok Avrupa'dan ithal edilen ürünler çoğaldı. Yerli ürünler satılmıyor. O zaman bizim ürettiğimiz ürünler satılmasa dışarıdaki ürünler satılırsa çocuklar ekonomik olarak sıkıntı yaşarız. Burada ekonomi alanında vurgu yapılmıştır. Doğru cevabın B seçeneği. 6 numaralı sorumuz verilenlere göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Bakalım. Mahallemizde binbaşı Kadri Bey adında bir komşumuz oturuyordu. Oğlu Ahmet askeri rüştiyeye, rüştiye ortaokul gibi düşün, devam ediyor ve onun elbiselerini, okul elbiselerini giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Onların derecesine ulaşmak için takip edilmesi gereken yolun askeri rüştiyeye girmek olduğunu Anlıyordum. Asker ruhsiyeye girmek istediğim anneme söyledim. Annem askerlikten pek korkardı. Asker olmama karşı çıktı. Giriş sınavı gelince ona sezdirmeden sınavı verdim ve asker ruhsiye kaydoldum. Böylece anneme karşı bir oldu bitti yaptım. Bakalım idealist bir kişiliği vardır bu çıkarımda bulunabilirim çünkü kimseyi dinlemiyor idealleri uğruna annesini bile karşısını almaktan çekinmiyor. A seçenin eldim. Kararlı bir tutum çekiyorum sergilemiştir. Yani anne baba aile istedi diye e, asker olma idealinden vazgeçmemiştir. B seçeneğini de eledim. Sosyal çevresinden etkilenmiştir tabii. Çünkü komşusu olan e, Kadri Bey adında komşumuz oturuyordu. Bu binbaşı oğlu da asker üstüye devam ediyor. Onların kıyafetleri hoşuna gidiyor. Demek ki onlara bakarak askeriyeden e, askeri e, askeriye de olmayı e, Düşünüyor olabilir sevgili öğrencim. C seçeneğini de e, eledim. Askeri İdadi'yi Selanik'te okumuştur. Yani askeri İdadi'yi Selanik'te okusa bile İdadi'yi de burada lise olarak düşün. Ya burada İdadi ile ilgili lise ile ilgili bir bilgi var mı? Yok. Doğru'nu unutacaksın. Senin doğrun buradaki paragraf olacak. Yani o paragrafa göre senin soruları cevaplaman gerek. 7 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen bilgilerde Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi kişisel özelliği vurgulanmıştır diyor. Bakalım. Mustafa Kemal Atatürk yaşamının her döneminde yoğun bir şekilde kitap okumuştur. Ayrıca da yazmıştır. Hem oku hem yazıyor. Askeri alanda cumalı ordugahı, siyasi alanda nutuk ve sosyal kültürel alanda geometri kitabı ve vatandaş için medeni bilgiler isimli eserleri kaleme almıştır. Şimdi sen hakim olduğun alanda bir yazı, bir kitap ortaya çıkartıyorsun. mutlu yazıyorsun bak askeri alanda e, kitabın var sosyal kültürel alanda geometri kitabın var matematikten anlıyorsun vatandaş için medeni bilgiler isimli eserler bunlar hep yani medeni hukuktan da anlıyorsun medeni e, anlıyorsun, medeni hukuktan anlıyorsun onu da söyleyebilirim burada Mustafa Kemal'in çok yönlülüğü vurgulanmış medeniyet var, hukuk var, askeri alan var, siyasi alan var, matematik var. O zaman Atatürk çok yönlü bir özelliği vardır diyebilirim. 8 numaralı sorumuz buna göre Mehmet Asım Efendi Mustafa Kemal'i aşağıdaki alanların hangisinde etkilemiştir? Bakalım. Askeri idadede lisede Mustafa Kemal üzerinde olumlu etkileri bulunan öğretmenlerden biri de Mehmet Asım Efendi'dir. O askeri anlayışa ters düşeceğini düşünerek öğrencisinin şiire fazla kapılmasını engellemiş, gelecekteki önderlik yolunu çizmesinde rehberlik yapmıştır. Yani önderlik diyor. Bak bence buradaki kelimeden bile anlaşılıyor. Önder eş anlamlısı lider. Liderlik tabii ki alanında etkilemiştir Atatürk'ü. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Asım Bey'in bu uyarı yapmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde öğrenciyken arkadaşı Ömer Naci sayesinde şiir ve edebiyata merak duymaya başlamıştır. Hatta bu durum onu askerlik derslerinden zaman zaman alıkoymaktadır. Bunu fark eden öğretmenlerden Asım Bey, Mustafa Kemal'e askerlik derslerine daha fazla önem vermesini öneride bulunarak uyarıda bulunmuştur diyor bize. Asım Bey'in bu uyarı yapmasının temel sebebi ne olabilir? Diyor ki şiirle fazla uğraşma sen askeriye biraz daha önem ver. Okulda edebiyat dersinin olmaması yok. Edebiyatın gereksiz olduğuna inanması o da değil. Mustafa Kemal'in iyi bir subay olacağına inandığından dolayı demiştir ki ya şiirle de uğraş da kendini bu kadar kaptırma. Değil mi? Sen asker olacaksın. Sen daha çok askeri alandaki derslerle ilgilen. Doğru cevabım C seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri Lisesi'nde almış olduğu matematik eğitiminin kolay olduğu söylenemezdi. Matematiğe yoğunluk vermesinden dolayı Fransızcada geri kalmıştı. Bu yüzden Frerler okulunda verilen Fransızca derslerine gizlice katılarak Fransızcasını geliştirmeye çalıştı. Lise yaşamı sırasında sınıfta birinci ya da ikinci olabilmek adına aşırı derecede çalışmaktaydı ve bu gayret meyvesini vererek liseyi bitirdi. Hangisine ulaşabilirim? Yani Fransızcadan geri kalıyorsun, başka bir okulun derslerine giriyorsun. Mustafa Kemal için çalışkandır diyebilirim ve o Fransızcayı vermişsin sonunda kararlı olduğundan da bahsederim. Mustafa Kemal teşkilatçıdır ama hani örgütleme özelliğine sahiptir ama burada onunla ilgili bir bilgi göremedim sanki ben. 1 ve 3 tabii ki doğru cevap C seçeneği. 11 numaralı sorumuz verilenlere göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bize bakalım. Sömürge elde etmek isteyen İtalya Osmanlı Devleti'nin zayıflamasını fırsat bilerek Trablus kart ve civarına asker çıkardı. Bölgeye donanma ve asker gönderemeyen Osmanlı Devleti gönüllü genç subayları bölgeye gönderdi. Bu gönüllü subaylardan birisi de Mustafa Kemal idi. Bölge halkından silahlı birlikler kurarak bulundukları bölgelerde İtalyanlara karşı başarılar elde etti. Bakalım hemen. Bölge halkından silahlı bilgiler, e, böl, silahlı birlikler kuruyorlar çocuk. E, dolayısıyla Oradaki halkı örgütlüyor. Liderlik vasıfları ön plana çıkmış çıkmıştır. Bu yorumda bulunabilirim. Vatanseverlik duygusu. Gönüllü olarak gidiyorsun oraya. Dikkat et. Ön plandadır. Buna da ulaşabilirim. Emperyalizme karşı mücadele vermiştir. Sömürgecilik zaten emperyalistlerin yap, emperyalist devletlerin yapmış olduğu bir e, ekonomidir sevgili öğrenciler. Giderler, işgal ederler ve oranın işte petrolünü altında hatta günümüzde bile var diyebilirim buna orayı ele geçirmeye çalışırlar. Sömürge emperyalizm budur. E Mustafa Kemal de orada İtalyanlara karşı mücadele ettiyse emperyalizme karşı mücadele etmiştir diyebilirim. Milli egemenliği sağlamak istemiştir. Milli egemenlik nerede sağlanır? Türkiye'de sağlanır. Misaki milli sınırlar içerisinde sağlanır. Doğru cevabım D seçeneğidir. Söylenemez. Bir diğer sorumuz verilen okuma parçası Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden daha çok hangisi ile ilgilidir diyor bize bakalım hemen. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti Anadolu ve Rumeli'de mühim toprak kayıplarına uğramıştı. Büyük toprak önemli toprak kayıplarına uğramıştı. Ayrıca Kıbrıs, Mısır, Tunus ve Cezayir'de kaybedilmişti. 20. yüzyılın hemen başında ise Bosna, Ersek, Bulgaristan, Girit Osmanlı toprakları olmaktan çıkmıştı. Trablusgarp Savaşı sonrasında Kuzey Afrika'da artık Osmanlı toprağı yoktu diyor bize. Osmanlılar Birinci Dünya Savaşı'na giriyor. En büyük nedenlerinden bir tanesi orada Balkan Savaşları'nda ya da Afrika'da ee, Balkanlar'da kaybettiği toprakları işte Adalar, Kıbrıs gibi o toprakları geri almak adına Birinci Dünya Savaşı'na e, katılmıştır. Kaybedilen toprakları geri almak dedik ve cevap B seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Verilen bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı başlarında Almanya oldukça güçlü ülkelere karşı mücadele veriyordu. İtalya'nın taraf değiştirmesi önce çocuklar e, ittifak devletlerindeydi sonra itilaf devletlerine geçti. Almanya'nın savaş öncesi planları bütün bozulmuştu. Bu yüzden Almanya savaşta Osmanlı gibi jeopolitik öneme sahip bir ülkeyi kendi yanında savaşta görmek istiyordu. Diğer taraftan da itiraf devletleri Osmanlı devletinin savaşa girmesine sıcak bakmıyordu. Çünkü savaş geniş alanlara yayılırsa daha fazla asker ve silaha ihtiyaç duyacaklardı. Hangisi söylenemez diyor. Savaş sürerken İtalyanlar mesela karşı tarafa geçiyor. Dengeler değişmiştir ben bunu. E, ulaşabilirim. Her devlet kendi çıkarları doğrusunda hareket etmiştir. Yani Almanya Osmanlı'nın yanında e, istiyor çıkarı var. İngiltere Osmanlı'nın savaşa girmesini istemiyor çünkü oraya asker daha fazla silah götürecek. Onda da çıkarı var. Bu C seçeneğini de ulaşabiliyorum. Almanya Osmanlı devletinin coğrafi konumundan yararlanmak istiyor diyor. Osmanlı gibi jeopolitik öneme sahip bir ülkeyi yani mesela. Boğazları kapattığın zaman Rusya'yı saf dışı edebiliyorsun. Jeopolitik önem var burada. E, coğrafi konum var. Bu coğrafi konumundan yararlanmak istemiştir. Buna da ulaşıyorum. Osmanlı Devleti ekonomik sıkıntıya düşmüştür. Düşmüştür tabii ki ama burada çıkartamıyorum. Ben bu parafta bunu göremiyorum sevgili öğrencim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Birinci Dünya Savaşı başladığı günlerde Osmanlı yönetimi önce tarafsızlığını ilan etti. Ancak yönetimde bulunan İttihat ve Terakki yöneticileri gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için ittifak arayışlarına girdi. Önce İngiltere ve Fransa'ya bu doğrultuda yapılan başvuru olumsuz sonuçlandı. Aynı dönemde Almanya'ya yaptığı ittifak önerisi de değer görmedi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin hedefin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Çocuklar burada Osmanlı Devleti savaş başladığı yavaş yavaş başlıyor. İki tane grup var. İttifak Devletleri'ne de gidiyor. İtiraf Devletleri'ne de gidiyor. Kendini bir grup içerisinde görmek istiyor. Ben siyasi yalnızlıktan kurtulmak verdim. Osmanlı Devleti orada siyasi yani e, hiçbir devlet onu kabul etmiyor. Kendi eski gücüne kavuşabilmek için kendini bir gruba monte etmeye mi çalışıyor öyle mi diyelim? Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen durumda Birinci Dünya Savaşı'nın hangi sebebinden bahsedilmemiştir diyor bize bakalım hemen. 19. yüzyılda sanayileşmenin hızlanması ile gelişen ülkelerin ham madde ve pazar ihtiyaçları da büyük oranda arttı. Avrupalı devletler bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sömürgecilik hareketine hız verdiler. Yaşanan bu gelişmeler büyük devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri rekabeti tırmandırdı. Savaşın sebeplerinden devletler arası rekabet mesela son cümle. Büyük devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri rekabet hız, hızlanıyor. Başkan ne diyor burada? Sömürgecilik hareketine hız verdiler. Niye gidip orada İngiltere, Fransa gibi e, devletler gidip işte Afrika gibi ya da Uzak Doğu gibi yerlere Oradaki madenlerini, ne bileyim gıdasını, baharatını sömürecek çocuklar. Ham madde ve pazar arayışı. Buradan da bahsedilmiştir. Yukarıdaki birinci cümleden de bunu e, anlayabiliyorum. Sömürgecilik var burada. A seçeneğinde eledim. Birinci dünya savaşının sebebi milliyetçilik. Burada göremedim sanki. Milli duygularla e, savaşa katılma gibi böyle bir sebep yok. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşının sebepler arasında yer almaz diyor. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar arayışı Afrika'da işte herkes artık birbirinin sömürgesine saldırmaya başlıyor çocuklar. Var tabi yer alır tabii ki. Almanya siyasi birliğini kurduktan sonra eski adı Prusya kurduktan sonra ben de bu piyasada olacağım diyor. Yani İngiltere'nin, Fransa'nın, işte İtalya'nın sömürgelerine göz dikiyor. Bu sebepler arasında var tabii ki. Bir diğeri Avusturya Macaristan ile Rusya'nın Balkanlar üzerindeki rekabeti ki Avusturya Macaristan ittifak devletleri grubundayken Rusya ise itilaf devletleri grubunda. Bu da var yine sevgili öğrencim. Almanya ve Fransa'nın sınır bölgesindeki topraklar için çatışması. Alsace Loren miydi? Öyle bir bölge vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam sevgili öğrencim. O topraklar için çatışması. C seçeneği denedim. ABD'nin Avrupa'da etkin bir güç olmak istemesi. Yok. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın e, çıkarttığı devletler, itilaf ve ittifak devletleri neredeyse hepsi Avrupa'da. Yani Amerika'da sonradan sonraya savaşa dahil oluyor sevgili öğrencim. 17 numaralı sorumuz Mondros. Ateşkes anlaşması aşağıdaki maddelerden hangisi işgallere karşı oluşacak? Silahlı direnişi engellemeye yöneliktir diyor bize. Bakalım hemen. Boğazlar itilaf devletlerinin denetimine bırakılacaktır. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Yani dağıtılacaktır diyor. Yani niye dağıtıyorsun? Belki içeride bize karşı bir ayaklanma olur. Tekrardan bir savaş başlatırlar diye orduyu artık gönderiyorsun evine. Doğru cevap D seçeneği. 18 numaralı sorumuz. Azınlıkların kurduğu cemiyetler ve amaçlarından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Mavi, Mira, Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurmak için çalıştılar. İstanbul bölgesindeki azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetler arasındaydı. Zararlı cemiyetler mi diyelim bunlara. Pontus Rum, çocuklar Pontus Devleti zaten Fatih Sultan Mehmet tarafından Alınmıştır. E, 1400'lü yıllarda sevgili öğrencim e, o dönemde Trabzon civarında bir e, Pontus Rum devleti vardı. Oradaki Rumlar ne diyor? Bak Karadeniz'de bir Rum devleti kurmaya amaçladılar. Oh ne ala ne ala. Taşnak ve Hıncak cemiyetleri Anadolu'nun doğusu ve güneyinde Ermeni devleti kurmaya amaçladılar. Oh ne ala. İyi o zaman biz buradan bırakalım. Ermeniler istediğini alsın, Rumlar istediğini alsın, Bizanslar istediğini alsın. Azınlıkların kurduğu cemiyetler ve amaçlarından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Şunu söyleyebilirim çocuklar. İtilaf devletleriyle işbirliği içerisindeler. Yani yok öyle bir bilgi. İstanbul hükümetiyle beraber hareket etmiştir. Öyle bir bilgi de yok burada. Ama bulundukları bölgede devlet kurmayı amaçlamışlardır. İstanbul'da Bizans İmparatorluğu, Karadeniz bölgesinde Rum, Pontus Rum Devleti, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurmaya çalışmışlardır. Demek ki bunlar bulundukları bölgede devlet kurmayı amaçlamışlardır diyebiliriz. Buna göre metinde yaşanan gelişmeler aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmuştur? Osmanlı Devleti toprakların paylaşım planlarının yapıldığı Paris Barış Konferansı'nda İngiltere Batı Anadolu'nun güçlü bir İtalyan'ın varlığı kendi çıkarlarına uygun bulmamış. Bu nedenle Batı Anadolu'yu çok daha güçsüz, tehdit unsuru oluşturmayacak Yunanistan'a vermeyi teklif etmiştir. Sonuçta İngiltere, Fransa ve Amerika'nın ortak kararıyla Doğu Trakya ve Batı Anadolu'nun bir kısmı Yunanistan'a bırakılmıştır diyor bize. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının sona ermesine yok. İzmir'in İtalyanlar tarafından işgaline ve itilaf bloğunun dağılmasına hayır. İzmirler İtal İtalyanlara hiçbir şekilde. İtalyanlar İzmir'e girmedi. B seçeneği de elerim. E, Mussolini tarafından bir girişimler oldu ama Atatürk iki sözüyle onları püsküttü. Osmanlı Devleti'nin toprakların itilaf devletleri arasından paylaşılmasına yani bu durum neye neden oldu diyor çocuklar. İzmir'in Yunanlar tarafından yani diyor ki biz artık İngiltere, Fransa, Amerika'nın kararıyla <laughs> Doğu Trakya'yı Edirne Kırklar Eli tarafları, Kara tarafları biz burayı bir de Batı Anadolu'yu Batı Anadolu şu anki Ege, İzmir olduğu yerler bunları Yunanistan'a bırakacağız. O zaman bu sözden sonra İzmir ne yapıyor? Yunanlar tarafından işgal ediliyor ve itilaf devletleri arasında bir ayrılık çıkıyor. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Kuvayi Milliye Birlikleri Anadolu'nun işgal edilmesi ve Osmanlı hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalması üzerine Türk halkındaki vatanseverlik duygusuyla düşman işgaline karşı kurulmuş düzensiz askeri birliklerde düzenli ordu kuluna kadar herkes Atlı birliklerle bulunduğu bölgede düşmana karşı çarpışıyor sevgili öğrenci. Buna göre Kuvayi Milliye Birlikleri'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi? Milli birlik ve beraberlik açısından olumsuz nitelik taşır. Bakalım. Türk köy ve kasabalarını Ermeni ve Rum çetelerinden korumaya çalışması olumludur. A seçeneğine edelim. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ordu'ya zaman kazandırmaları Bu da olumludur. Bunu da elelim. Bulundukları bölgenin savunulması ve kurtarılmasına yönelik faaliyet göstermesi bu kenarda kalsın sevgili öğrencim. İtilaf devletleri ve işgalci güçlere karşı tepki olarak ortaya çıkarak hareket etmeleri, bu da olumlu. Şimdi C seçeneğini niye kenarda bıraktım? Bulunduğu bölgeyi savunuyor. Bize bulunduğu bölge değil. Nerede yaşıyor adam? Manisa'nın köyünde orayı savunuyor. Nerede yaşıyor adam? İşte İstanbul'un bir tarafında Or orayı savunuyor. Hayır. Biz ülkecek misaki milli sınırları içerisinde ülkeyi kurtarmamız gerekiyor. Bize de düzenli ordu lazım. Doğru cevabım olumsuz olan C seçeneğidir. Çözdüğümüz yazılıda bir tane de Joker sorusu var. Onu da hemen yapalım. Küçük yaştan itibaren asker olmak isteyen Mustafa Kemal birçok zorluğa rağmen asker okula girmeyi başarmıştır. Selanik, Mas Manastır ve son olarak İstanbul'da asker okullarda eğitim görmüştür diyor bize. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğinin ön planda olduğu söylenebilir diyor birçok zorluğa rağmen askeri okula girmeyi başarmıştır. Ben Mustafa Kemal için kararlıdır diyebilirim. Doğru cevabım A seçeneği. Sevgili öğrenciler yazılımı sona erdi. Yazılı sonunda bir puan aldım. Benimle paylaşır mısın? Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, bana destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.